Önceki akşam CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına katılan Deniz Baykal'ın açıklamaları siyasette özlenen milli duruşu ortaya koyması bakımından umut vericiydi. Baykal'ın CHP'nin terörle mücadele ve Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili ifadeleri siyasetçinin milli meselelerde sergilemesi gereken tavrı yansıtması bakımından ders vericiydi. Baykal programa katılan bir gazetecinin "Türkiye savaşa mı giriyor?" sorusu üzerine "Hayır, Türkiye obüs kullanımıyla savaşa girmiş değildir. Bu bir savaş ilanı değildir. Türkiye yeni bir göç dalgasının gelmesi ihtimali karşısında buna engel olmak istemektedir ve bu meşru hakkıdır." dedi ve ekledi. "Türkiye Azez-Halep bağlantısının açık olmasını, Halep'te büyük saldırı, katliam ve büyük bir göç dalgasının ortaya çıkmasını engellemeye çalışıyor. Türkiye'nin Azez-Halep hattını açık tutmak için müdahale hakkı vardır." Amerika'nın ve Rusya'nın tavrını da eleştiren Baykal ilginç bir tespitte de bulundu. "Herkesin başka derdi var. Dünyaya IŞİD'e karşı mücadele veriyoruz," diyorlar. Aslında kendi amaçlarını gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Herkes kendi derdini IŞİD üzerinden takip ediyor. Baykal'ın programı bittiği gece ve ertesi gün kıyamet koptu. Tayyip Erdoğan'ın başkan yardımcısı olacağını söyleyen mi ararsın, AK Parti'ye katılacağını mı? Baykal'a demediklerini bırakmayanlar, çoluk çocuğu katlettiren, hastaneleri, okulları ve fırınları bombalatan Putin'e yalakalık yapılırken nedense sessiz kaldı. Devlet adamı olmak, milli olmak demektir. Deniz Baykal bu tespitleriyle birikimini paylaşmıştır. Terörle mücadele ve Orta Doğu sorunu konusunda söylediklerinden ötürü Baykal'ı siyaseten linç etmek yerine ne demek istediğini anlamaya çalışsak fena mı olur? Baykal'ın geçmişte yaptığı hataları irdelemek yerine o birikimden yararlanmak gerekir. Zaman siyasi husumet değil, birlik ve beraberlik zamanıdır. Öküz altında buzağı arayıp kavga çıkarmak isteyenlere tavsiyem, şu zor günleri geçelim, ileride çok vaktimiz olacak zaten.